Ve şu anda sevgili Hüseyin Karabulut bizlerle beraber Dost FM Londra'da İlker'le Hayat Güzeldir'de. Hoş geldin sevgili Hüseyin Karabulut, Dost FM Londra'ya, İlker'le Hayat Güzeldir'e. Hoş bulduk İlker abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar abim. Şimdi biz tabii... Vallahi senin... gerçekten hayat seninle güzelmiş ya. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum sana. Hem bugün bizi kırmadığın için, bizimle beraber olduğun için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tabii sen özellikle klibin, şarkının, türkünün, Kime Güveneceksin adlı eserin tanıtımlarını yapmaya başladığın andan itibaren inan ben bir an önce nasıl sevgili Hüseyin Karabulut'u yayınlara misafir ederiz, nasıl tarih belirleriz diye heyecanla bekledim. İşte o günde bugün son derece mutlu oldum. Gerçekten bizimle beraber olman son derece mutlu ediyor. Kırmadığın için teşekkür ediyorum sana. Ne demek abi, biz her zaman senin emrindeyiz. Ben onur duydum Allah senin gibi güzel bir insanın programına katılmakla. Çok teşekkür ederim. Senin aracılığınla burada gurbette yaşayan tüm dostlarımıza, hemşirelerimize, gurbetçilerimize selamlar gönderiyorum. Selam olsun. Yayındaki bütün bizi dinleyen dostlara da hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi tabii sevgili Hüseyin Karabulut, yani değerli dostum, zor günlerden geçiyoruz. Bütün dünya olarak böyle koronalı günlerden geçiyoruz. Hala da tam atlatmış değiliz işin doğrusu. Böyle şu anda bizi izleyen dostlara neler söylemek istersin? Özellikle bu zor süreçle ilgili. Ya İlker abi, bir defa bireysel olarak asla düşünmesinler. Çünkü toplumun içinde yaşıyoruz. Hasta olduğumuz zaman 14 gün kural varsa 14 gün evimizden çıkmayalım. Aynen öyle. Çünkü tek başımıza yaşamıyoruz biz. Hı hı. Bunun çocuğu var, büyüğü var, yaşlısı var. Aynen. O yüzden yani devletin, hükümetin koymuş olduğu yasakları çiğnememeye çalışalım. Doğru söylüyorsun. Sağlık gidince hiçbir şey, dünyanın en zengin de olsan boş. Sağlık her şeyden önemli. O yüzden lütfen doğru kurallara uyalım. Doğru söylüyorsun. Gerçekten ben tabii zaman zaman hani görüyoruz, takip ediyoruz sosyal medyada. Bugün Türkiye'de hala işte maskeyle ilgili ısrarcı davranan insanlar görüyorum. Ve gerçekten ama gerçekten sadece Türkiye'de değil, mesela Londra'da, İngiltere'de de belirli bir tarih verdiler. O tarihten sonra böyle bir markete gittiğinde dışarıda değil ama dışarıda çok hani açık havada mesafeyi koruyorsan, parklardaysan böyle illa dışarıda maske tak demiyorlar. Ama bir alışveriş merkezine, bir markete gittiysen eğer maske takmıyorsan ciddi anlamda cezalar geliyor. Bu da tabii hepimizin iyiliği için, bizlerin sağlığı için. O hastalığı belki de yayılımını daha minimuma düşürmek için. Yani mesela bir yere gittiğin zaman sen hasta olabilirsin, başkasına bulaştırma riski var, başkasından senin kapma riskin var. Bunları tabii göz ardı etmemek lazım. Kurallara da uymak lazım. Aslında İlker abi, cezalar çok hafif. Biraz daha yüksek olmuş olsa insanlar takacak. Çünkü bizim halk maalesef biraz böyle ceza olunca uygulamaya başlıyoruz maalesef, her şeyi. Maalesef. Tabii dünya genelinde biraz da öyle. Yani cezalar biraz caydırıcı olmalı. Doğru söylüyorsun. Aynen. Aynen. Peki şimdi sonuçta bu zor günlerde sevgili Hüseyin Karabulut ve Hüseyin Karabulut gibi değerli sanatçı dostlarımız da sahneden de uzak kaldınız. Yani sahneyi de özlediniz. Şarkı söylemeyi, türkü söylemeyi özlediniz. Ben geçen gün sosyal medyada seni takip ederken bazı böyle videolar paylaşmıştın. İşte canlı söylediğin. Yani şu anda mesela başlayan ne gibi etkinlikler var? Mesela sahne başladı mı? Ya da işte açık havada belediye konserleri falan mı veriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz şu anda? Abi başladık sosyal mesafeye uyarak. Tabii ki ben biraz daha böyle Şanlıurfa'da yaşıyorum biliyorsun abi. Hı hı. Urfa'ya selam olsun. Sıra gecesi zaten bekleriz abi, seni bekleriz. İnşallah. Sıra gecesi zaten çok olmuyor. Çok olmuyor. Neden? Çünkü bu pandemiden dolayı biz turistlere türkülerimizi söylüyoruz. Urfa'nın kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Pandemiden dolayı turiste gelmediği için biraz sıkıntı. Arada böyle bir sıra gecesi olduğu zaman gidiyoruz. İnanılmaz bir şekilde müzisyenler mağdur durumda. Çevresi olan zaten ayakta durmaya çalışıyor. Yani bu pandemir en çok müzisyenler vurdu. Öyle söyleyeyim. Doğru söylüyorsun. Yani peki, çok kötü bir süreçte geçiyoruz. Mutlaka zor bir süreç. Tabii biz bunu zaman zaman anlatıyoruz. Yayınlarda bazen şöyle yazanlar da oldu. Yani her sektör sıkıntı yaşıyor. Sadece eğlence sektörü değil diyorlar. Ben bunu her yayında da açıklama gereği hissediyorum. Elbette her sektör sıkıntı yaşıyor da özellikle sanatçı misafirlerimiz olduğu için senin gibi değerli sanatçı dostlarla sohbet ederken müzik sektörünü de eğlence sektörünü de paylaşmamız gerekiyor. Çünkü o sektörde çalışan elbette sanatçılar, onlara eşlik eden, enstrüman çalan orkestralar, garsonlar, tabii ki iş yerleri, mekan sahipleri, arkada mutfakta çalışan şefler, o çalıştığınız mekanlara ürün getiren toptancılar, yani herkes bir sıkıntı yaşıyor. Bu da insanların ailelerini düşündüğün zaman herkesin en az 3 kişi, eşi bir çocuğu olsa sonuçta aileler etkileniyor. Nereye buluyor abi? Tabii. Aynen tabii. Öyle. Aynen. İnanılmaz bir zararı var yani. Olmaz ama mı? İnşallah atlatacağız. Vatandaşlar inşallah biraz daha böyle dikkatli olursa bu süreci de atlatacağız inşallah. İnşallah. Şimdi Kime Güveneceksin adlı esere dönmek istiyorum. Çünkü gerçekten öyle güzel kendi yorumunla o kadar güzel yorumlamışsın. Sonrasında o kadar güzel bir klip çekmişsin ki film gibi hepimiz bir şeyler bulunuyoruz ve gerçekten sevgili Hüseyin Karabulut öyle bir dönemde bu güzel türküyü seslendirdin ki hakikaten hepimizin bu dönemde ya kime güveneceğiz dediğimiz zaman çok oldu. Yani gerçekten adam satana kime güveneceksin? Senin yorumun... Allah'tan başka kime güvenelim İlker abi? Aynen. Vallahi. Yani gerçekten Allah'tan başka kime güveneceksin dediğimiz bir dönemdeyiz, bir süreçteyiz. Ve ben bu türküyü senden dinlemeye doyamıyorum. O kadar güzel seslendiriyorsun ki. Çok teşekkür ediyorum abim benim. Sadece bu türkü değil. Yani senin mesela sosyal medyada paylaşımların, canlı yayınların, işte sahne çalışmaların ben takip ediyorum. O kadar türküleri kendince, o kadar sakin, o kadar güzel yorumluyorsun ki kime güveneceksin de öyle. O türküden bahsedelim istiyorum. Nasıl buldun, seslendirdin, klip nasıl oldu? Hepsini böyle bize anlatır mısın lütfen? Aslında İlker abi ben bütün türküleri yani içime sinmeyen türküyü okuyamıyorum. Onu söyleyeyim. Mutlaka. Ne kadar popüler olursa olsun ben onu kendimde yaşamadığım sürece ben o türküye hakim olup söyleyemiyorum. Hı. Bir gün bir arkadaşım canlı yayın yapıyordu. Tesadüfen bu türküyü dinledim. Hı hı. Yaklaşık bir 5 ay önce okudum ben bunu. Hı hı. Tabii süreç pandemi süreci olduğu için imkanlar el vermediği için çıkartamadım. Hı hı. Ama 5 ay önce ben bunu bitirmiştim. Hı hı. Buradan da bizi izliyorsa ellerinden öpüyorum. Benim çok değerli bir abim var, büyüğüm var. Paşaşil. Dedi ki ne yaptın albümü? Dedim vallahi yapmadım. Hı hı. İşte imkanlardan dolayı, sıkıntılardan dolayı sağ olsun bestekarına ulaşıyor. Hı hı. İmzayı falan alıyor. Hı hı. Buradan da bestekarına da saygılar gönderiyorum. Hı hı. Böyle süreç başladı. Klibimizi de çektik. Güzel dostlarla birlikte. Çok. Yine klipte oyuncular var. Tek oyuncular benim biri abim, biri amcamoğlu, biri çocukluk arkadaşım. Biri benim çok değerli hem patronum hem abim sayılır. Hı. Adnan Oğuz. Hı. Yani hepsini bir araya getirdim. Yani çok değerli dostlarınla beraber yani, güzel. Aynen. Ben biliyor musun ben bunu seviyorum işte. Yani halk ağzı olmak başka bir şey abi ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü neden biliyor musun? Mesela bazen bir şeyler yapıyorlar. Acayip para harcıyorlar. Acayip böyle oyuncular vesaire olmuyor. Ama işte doğal olunca bazı şeyler yani yapay olmuyor. Aynen. Klibi anlat bize. Nerelerde çektiniz? Abi klipte de aslında ben çekmiyordum. Benim çok değerli büyüğüm Şahap abi var. Şahap Akagün. Selam olsun. Ellerinden öpüyorum. Eyvallah. Çok selamımız olsun. Abi. Çok severim. Onun bende emeği çok. Onun sayesinde hemen 2 günde klibimizi çektik. Klibi Urfa'da çektim. Çok güzel olmuş. Benim buradan da Emrah Yönetmen kardeşime saygılar gönderiyorum. Selam Onun olsun. Çok güzel böyle bir odası var, balkonu var. Onu boyadık. Hı hı. Işıklar falan böyle. Hı hı. Güzel bir ambiyans oldu. Orada çektik. 2 gün içinde de yayına verdik. Dış çekimler? Ve çok güzel. Dış çekimi de Balıklıgöl tarafında çektik. Güzel oldu yani. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Özellikle sevenlerimiz de güzel paylaştılar. Ben bu kadar ummuyordum. Vallahi güzel paylaştılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Daha çok izlenecektir. Hüseyin Karabulut. İnşallah. Kime güveneceksin? İyi işler, kaliteli işler, güzel projeler biraz geç yol alıyor. Ben ona inanıyorum. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum İlker abi. Sözünü de kesiyorum kusura bakma. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Şunu öğrendim. Yani planlayıp bir şey yaptığın zaman olmuyor abi. Olmuyor. Doğru söylüyorsun. Doğal olacaksın. Projen güzel olacak. Şarkın güzel olacak. İnsanın yüreğine işleyecek. Aşıksa aşka dostu kazıklamışsa, hı hı, ne bileyim ben, insan babasından kızıyor, kardeşinden kızıyor. Tabii. Yani tabii. Onun yüreğindekini anlatamadığının dili olman lazım sanatçının. Doğru söylüyorsun. Biz de buna bence işledik bu tam kötü zamanda. Doğru söylüyorsun. Belki de insanlar o yüzden beğendi. Herkesin yüreğinde bir yara var yani. Çok güzel. Sonda güzel de bir şiirin var. Güzel de bir şiir paylaşıyorsun orada. Çok güzel. Gerçekten ben şarkıyı da, türküyü de dinliyorum. Zaten Dost FM Londra listelerine de atmıştım. Zaman zaman eyvallah, dostlarımızla önümüzdeki süreçte böyle işte diyorum ya, bu tarz eserler mesela bazı eserler var ya işte bir anda mesela 30 milyona ulaşıyor. 3 ay sonra hatırlamıyorsun. Öyle değil. Aynen. Bu tarz eserler biraz yavaş gidiyor. Kaliteli işler ama sonrasında birdenbire bir bakıyorsun ki büyük kitlelere ulaşıyor. Ben daha büyük kitlelere ulaşacağına inanıyorum. Çok güzel bir şeye değindim. Mesela Mahsuni Baba'nın hala eserleri söylenir. Söylenmez mi? Nurşani'nin hala söylenir. Söylenmez tabii mi? Tabii. Neşet Baba'nın türküleri, hı hı, ezgileri hala söylenir. Söylenir. Aynen. Öyledir. Ben çok beğendim. Gerçekten dinlemeye doyamıyorum. Çok teşekkür ederim. Klibini defalarca izledim. Yani orada seninle beraber dostane bir şekilde gönül verip bu klibe renk katan herkese de teşekkür ediyorum. Kamera arkasında olan herkese teşekkür ediyorum. Şahap abiden de bahsettim. Ben çok seviyorum Şahap abiyi de. Çok değerli abim. Yayınımıza da çok 2 sefer katıldı. İkisinde de ayrı mutlu etti bizi. Ellerinden öpüyorum. Şahap Akagün çok değerli bir müzik adamı. Aynen. Buradan selamlar olsun. Her şeyden önemlisi çok değerli bir abi. Çok değerli bir abi. Peki single yaptınız değil mi bu projeyi? Yoksa albüm olarak mı? Yani iki şarkılık bir single yaptım ben. İkisini de paylaştım. Beni Sana Bırakmam. Ha, o da yeni. Beni Sana Bırakmam biraz önce çaldım. Tabii o da yeni. Bir de bunu yaptık. İkisini verdim ben. Hı. Ama ondan önce 2011'de benim 11 şarkılık bir albümüm var. Hı hı. Daha önce yaptın. Tabii. Klibin sonunda zaten güzel bir yazım var. Teşekkürler yazım var. Orada da yine çok değerli dostlara teşekkür etmişsin. Gerçekten önemli şeyler. Destek çok önemli. Abi sanatçı, emekçiye destek olan bütün dostlara çok teşekkür ediyorum. Yani biz gerçekten de müzisyenlere böyle çok farklı yerlerde görüyorlar da, hı hı, biz tırnağımızla, sesimizle, yüreğimizle İbrahim abinin çok güzel bir lafı var. Buradan da ona sevgiler, saygılar. Yani sarhoşun karnını çekiyoruz, hı hı, ağzı sarımsaklı geliyor, soğanlı geliyor diyor ya. Hı. Biz onlarla varız. Doğru söylüyorsun. Biz hep onlar için varız. Doğru söylüyorsun. Çünkü onlar olmasa biz olmayız. Biz kime ifade edeceğiz kendimizi? Doğru söylüyorsun. Yani peki, iyi ki halkımız var. Aynen öyle. Peki şimdi ikinci şarkı Beni Sana Bırakmam. Onu da az önce seni yayına almadan önce yarım dinleyebildik. Birazdan tekrar paylaşacağım. O da benim çok değerli dostum Erdal Merdan'ın Urfa Sana Küsmüş'ün, hı hı, bilirsin. Hı hı. Söz müzik Erdal abiye ait. Hı hı. Stüdyo da Erdal abiye ait. Ona da ayrıca çok teşekkür ediyorum Erdal Merdan'a. Selam olsun. Çok güzel eser. Tabii eskisi gibi albüm satışları da olmadığı için aslında ben mantıklı buluyorum. Tek çalışma, 2 çalışma, klip. Bu şekilde gayet mantıklı. Şunu merak ediyorum. Yani Urfa'da yaşıyorsun. Urfa'dan dünyaya sesleniyorsun. Urfa dışında elbette ki koronavirüsten önce sahne çalışmaları vardı. Belki Avrupa'nın birçok ülkesine gelip gidiyordun. Şu anda mesela böyle belirlenen tarihler ya da ertelenmiş projeler neler var? Mesela nerelerde görebiliriz sevgili Hüseyin Karabulut'u? Abim Avrupa'dan çok çağırdılar da kısmet olmadı. Hı hı. Bu sefer bence en başta bu süreci atlattık mı Londra'ya gelip buradan canlı yapacağız. Söz İnşallah. Veriyorum sana. İnşallah. Yarın akşam şeydeyiz. Urfa'da çok güzel nezih bir mekan açıldı. Hı hı. Necip Özbek restoran diye. Hı hı. Her cuma oradayım abi. Cumartesi sabahı da İstanbul'a uçuyorum. İstanbul'da Avcılar'da Antik Bar'dayız. İstanbul sahneleri oluyor yani. Dostlarla olacağız. Tabii cumartesi oradayım. Her cumartesi mi? Yoksa hani gala? Yok yani tek gala yapacağım. İnşallah olursa artık İstanbul'da gidip geleceğim. İnşallah. Zaten daha önce gidiyordum. Ben Türkiye'de gitmediğim yer kalmadı abi. Hı hı. Çalışıyoruz çok şükür. Dostlarımız bizi çağırıyorlar. İnşallah. Şimdi değerli dostlar özellikle mesela Türkiye'ye gelen dostlar var. İstanbul'a gelen, evet. Antalya tarafına işte Akdeniz'e gelen, Urfa'ya gelen turistik geziler yapan dostlar var. Ben onlar için söylüyorum. Hüseyin Karabulut Official, Hüseyin Karabulut Official Instagram sayfası burası. Takip edin lütfen Hüseyin Karabulut'u. Çünkü Türkiye'ye geldiğinizde belki dinleyeceğiniz zaman nerede dinleyeceğinizi bilemezsiniz. Belki Avrupa projeleri olur, Avrupa konserleri olur yakında. Hüseyin Karabulut gerçekten benim çok değerli dostum, çok da sevdiğim bir dostum. Çok teşekkür ederim İlker abi. Ve gerçekten sahnesi ayrı güzel, türküleri ayrı güzel, sahnede dinlemek ayrı güzel. Belki dinlemek isteyen dostlar olur ki ben geldiğimde belki Urfa'ya bir gezi yaparız. Ben tabi biliyorsun benim rahmetli Kirvan Viranşehirliydi. Urfa'nın bizim için aynen ayrı bir yeri var. Urfa gerçekten hani medeniyetler şehri. Gerçekten çok güzel bir yer. Hala zaman zaman işte orada görüştüğümüz aile dostlarımız, akrabalarımız var. Belki senin aracılığınla da böyle hem seni ziyaret etmiş oluruz, hem seni dinlemiş oluruz, hem de Urfa'yı ziyaret duyarız. Etmiş burada oluruz. Her zaman bir evim var İlker abi. Onur sağ duyarız. Ol, sağ ol abim. Şimdi tabii sonuçta düğünlere de gidiyorsun. Yani tabii. Düğünlerde de çok böyle biliyorum ki Hüseyin Karabulut'u düğünlerinde görmek isteyen insanlar oluyor. Düğünlerle ilgili böyle hareket başladı mı şu an Türkiye'de, yoksa o da bir bekleme sürecinde mi? Valla benim 3 tane düğünüm iptal oldu abi. Sebep bu oynama zıplama yok olmadığı için iptal ettiler. Haklılardı onlar. O kadar para verecekler. Doğru. Gel olmuyor yani. Daha bu süreci atlatamadık. İnşallah bakalım. Yani doğru. Bence ocağa kadar da bu sıkıntı yaşanacak. İnşallah en kısa sürede normale döner. Şimdi ben biraz mesajlara dönmek istiyorum. Tabii ki. Şule bizimle beraber Almanya'dan, Berlin'den sevgili Şule. İyi yayınlar İlker demiş. Hoş geldin sevgili Hüseyin Karabulut demiş. Mehmet Çelik bizimle beraber Urfa'dan. Selam İlker Can, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Hüseyin Karabulut hoş geldin demiş. Dost FM Londra'ya. Eyvallah. Filiz sevgili merhabalar, iyi yayınlar demiş. Filiz Hanım selam olsun. Peran Kapan hayırlı yayınlar olsun İlker demiş. Teşekkür ediyorum. Selam olsun. Bak benim çok değerli bir abim Bülent Gayrınalı abim Bingöl'de yaşıyor. Çok değerli bir müzisyendi. Çok eskiden onunla beraber çalıştım. Ona çok eşlik ettim ben. Can Yiyen selam olsun, kolay gelsin demiş. Ben derim ki insan satana değil bir tek sen sana güveneceksin. Ona yanarım demiş. Noktayı koymuş. Evet. Onun imzası öyle. Mesela çok güzel şiirler yazar. Hemen sonuna imza olarak ona yanarım der. Her şiirin sonunda ona yanarım der. Onun imzası odur. Çok da değerli. Ben tabii o eski üstadlarımızdan, ustalarımızdan, hocalarımızdan çok şey öğreniyorsun. Bu arada Urfa Sıra Gecelerinden bahsetmişken hani Urfa Sıra Gecelerinin müzisyene, sanatçıya işte katkısı, artısı neler? Biraz bunlardan bahsedelim mi seninle? Bilmeyenler bilsin. Neden mesela Urfa Sıra Geceleri? Abi Urfa Sıra Gecesi sadece insanlar müzik olarak algılıyor ama Urfa Sıra Gecesi dediği zaman içeriğinde çok çeşitli şeyler var. Mesela bir 6, 7 veya 10 bilemedin. 10 sayı geçmez. Her hafta 10 tane dost birinin evinde toplaşırlar. İşte atıyorum İlker'in bir sorunu var. Hüseyin'in bir sorunu var. Bu sorunu çözülür. Bu çözüldükten sonra yemekler yapılır. İşte İlker abi bağlama çalıyor. Benim sesim güzel. Ahmet'in ritmi güzel. Öyle aynen. Kaynaşırlar. Sıra Gecesi'nin aslında kültürü budur. Aynen. Tabii bunu biraz ticarete döküldü. Aslında güzel de oldu. Tabii burada yine zamanında Urfa'yı öcü gibi gösteren insanlar, Urfa'ya bir laf vardır. Gelen ağlar, giden ağlar. Yani hem gelirken ağlarlar, bu sefer de gitmemek için ağlarlar. Doğrudur. Çünkü Urfa'da inanılmaz bir kültür var abi. İnanılmaz. Mesela Göbekli Tepe. Evet. Yani bütün işte Avrupa'da yaşayan dostlarımız mutlaka Urfa'yı görsünler. Aynen. Urfa bir deryadır. Urfa'da yaşamak güzeldir. Sıra Gecesi abi 8-9 kişi ekipte 8-9 kişi insanlar var. Bunun çocukları var. Gelen turistlere müzik yapıyorlar. Güzel gelip güzel gidiyorlar. Yani güzel bir şey Sıra Gecesi. Mutlaka gelip izlesinler. Tabii. Şimdi ben mesela genelde yayınlarda hep bahsediyorum. Bizim tabii 7 bölgemizde de gerçekten çok güzel farklı kültürlerimiz var. Yani yemek kültürümüz, düğün kültürümüz, her bölgemizde konuşulan diller, Sonrasında enstrümanlar, her bölgemizde çok güzel enstrümanlar var. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Özellikle Türk halk müziği geçmişi, repertuarı açısından bizim 3 tane şehrimiz çok önemli. En başta Urfa, sonrasında belki Elazığ ve Diyarbakır. Özellikle türküleriyle gerçekten bu 3 şehrin musikisi çok farklı. Çünkü ben mesela Elazığ'da da bulundum. Elazığ Musiki Cemiyeti'ne gitmiştim. Oradan mesela çok şey aldığıma inanıyorum. Oranın da enstrümanları, işte gırnatası, kanunu, kemanı hiç böyle eksik olmaz. Aynen. Onlar gırnata derler. Gerçekten çok güzel kültürümüz var ama Urfa'nın müzikal anlamda geçmişi, Urfa'nın zenginliği de gerçekten başka bir yerde yok. Bu tartışılmaz. Aynen, doğru diyorsun abi. Çok eski türkülere baktığında mesela işte Seyfettin Sucular'dan, değil mi? Sonra işte türküden... Abi onlar bizim ustamız, yani, ustamız. Onlar... Yani, aynen. Aynen öyle. İzlerinde gidebilmek bizim için bir onur. Hı hı. Tabii ki sen de takdir edersin, artık maalesef basitliği alkışladığımız bir ülkede yaşıyoruz. Maalesef, tabii. Tabii. Yani o yüzden biraz bu konuda müzdaribiz. İnşallah ya, iyi olur, ne diyelim. Şimdi tabii ben her zaman söylüyorum. Yani her anlamda aslında hayatımız boyunca seçici olmamız lazım. Yani şimdi ben Net'te diye bir YouTube kanalı var mesela. Takip ediyorum. Abi gün içerisinde 100 tane belki daha fazla yeni eser, yeni klip paylaşılıyor. Yani aslında şunu da düşünüyorum. Ya diyorum ki herkes istediğini yapabilir. Zaten iyiler bir şekilde aradan sıyrılıyor. Aynen, yapsınlar abi, sıkıntı yok. Tabii yani ama şimdi üretimin de çok olduğu, tüketimin de çok hızlı olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Yani o kadar hızlı ki eskiden belki bu kadar tüketim yoktu. Yani işte internette vesaire. Abi mesela şöyle, şunu da düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse eskiden fotoğraf makinesi herkeste yoktu. Fotoğrafın ayrı bir değeri vardı. Şimdi mesela bizim öyle fotoğraflarımız var ki işte dedemizin siyah beyaz fotoğrafları. Gözümüz gibi bakıyoruz onlara, değil mi? Şimdi abi çocuğunun doğum günü oluyor. Bir doğum gününde 100 tane fotoğraf çekiyorsun. Video çekiyorsun. Sonra bir de bir süre sonra bu sefer o telefonun kapasitesi doluyor. Bu sefer kendi çektiğin o özel fotoğrafları siliyorsun. Yani o kadar acımasızız ki. İlker abi benim bir tane çocuk resmim var, inanır mısın? İnanırım. İnanırım yani. Bir tane tek çocuk. Yani. Çocuk resmi bir tane. Onun dışında hiç resim yok. Yani işte diyorum ya her şeyi hızlı tüketiyoruz abi. Ya telefon, bak geçen sohbet ediyoruz mesela. Ben şu an kullanmış olduğum telefonu herhalde 2 sene önce aldım. 2 sene olmuştur. Bu modelden sonra 2 tane mi 3 tane mi üst model geldi. Şimdi bunu kimse yanlış anlamasın. Bu benim hayata bakış açım. Abi bu telefon benim işimi gördüğü sürece, yani ben kullanabildiğim sürece ben bunu değiştirmiyorum. Yani 5 sene sonra, 6 sene sonra artık işimi görmeyecek seviyeye geldi mi o zamanın yeni bir telefonunu alıyorum. Bazı insanlar, yine söylüyorum, lütfen kimse yanlış anlamasın. Her yeni çıkan modeli hemen alıyorlar mesela. Abi baktığında... Tüketiyoruz abi, işte çabuk tüketiyoruz. Şimdi içindeki Instagram aynı Instagram, WhatsApp aynı WhatsApp, Facebook aynı Facebook, aradığında aynı ses var. Bir şey, ben diyorum ya, yani işimi gördüğü sürece ben onu çok böyle kırıp atmayı istemiyorum. Benim annem babam eskiden derdi ki, bir şeyin kıymetini bilmediğimizde gerçekten derdi ki, oğlum sen bir gün kendin çalışıp kendin kazandığında kıymetini bilirsin. O zaman anlarsın. Tabii. Doğru söylemişler. İşte şimdi bir telefon alıyorum mesela, böyle kılıflar alıyorum ki bir an önce hani kırılmasın. Kullanayım uzun süre. Şimdi abi bir şeyleri hızlı tüketmemek lazım. Ben hani yapı olarak da biraz öyleyim. Yani bir şeyleri alırken, bir şeyleri harcarken, kitap alırken, film izlerken, sinemaya giderken, bir şarkıyı dinlerken, her şeyde biraz hem seçici olmak lazım hem de değer bilmek lazım. Ben mesela senin söylediğin şey doğru. Dedim ya, bazı şarkılar var böyle saçma sapan. Hakikaten saçma sapan. Mesela işte TikTok var. Ben kullanmıyorum TikTok ama bazen Instagram'da paylaşıyorlar. Yani gülüyoruz elbette. Ben de gülüyorum. Ya ne yapmışlar diyorum ama değer vermiyorum. Yani İşte paylaşıyorlar orada burada ama 3 ay sonra kimse hatırlamıyor. O yüzden işte bak bunu analiz etmeleri çok, yani algılamaları çok önemli. Tabii. Yani 3 ay sonra yoksun. Bitti. Aynen öyle. Şimdi mesela az önce öyle değerli isimlerden bahsettin ki bugün hala eğer Neşet Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif yani ve bütün hocalardan söyleniyorsa demek ki bir yerde bir şey var. Yani bu çok kolay elde edilen bir şey olmuyor. Şimdi sen mesela gerçekten öyle güzel 2 tane eser yapmışsın ki bu eserler 50 yıl sonra bile emin ol çalacak. Yani kime güveneceksin dedikleri zaman ya hele şu YouTube'a bir gir diyecekler. Hüseyin Karabulut kime güvenecek? Bu da çok önemli. Yarın öbür gün abi çocuklarına, torununa ben o günün şartlarında imkanlarım dahilinde bunu yapabildim ama güzel bir türkü yapabildim diyebilmeli insan. Ben de öyle düşünüyorum. Türküsü olmayan insandan korkacaksın. Aynen. Aynen. Ya bizim halk türkülerimiz, gerçekten halk türkülerimiz bir başka güzel. Ayrı bir güzel. Bizim enstrümanlarımız ayrı. Bizim bağlamamız. Yani bugün burada İngiltere'de mesela Avrupa'nın birçok ülkesinde benim arkadaşlarım bağlama kursları var. Çocuklarını, burada doğmuş, burada büyümüş çocuklarımızı bağlama kurslarına gönderiyoruz. Gerçekten ama gerçekten Avrupa'da da bunu hani insanlarımız, dostlarımız bilsin istiyorum. Bizim derneklerimiz, bizim yöre derneklerimiz, mesela İngiltere'de Britanya Alev Federasyonu başkanlığımız var. Cemevi var. Evet. O kadar güzel etkinlikler yapıyorlar ki abi. Mesela coğrafya dersi var, biliyor musun? Türkiye'yi tanıtıyorlar. Burada doğan çocuklara Türkiye'nin coğrafyasını ve İngiltere'nin coğrafyasını tanıtıyorlar ki ülkelerinden uzak kalmasınlar. Müzik dersleri var. Ben İlker abi yakından takip ediyorum zaten. Hı hı. Yani Avrupa'da yaşayan Türklerin abartısız söylüyorum %80'i, %90'ı hep bağlama, hep türkü kültürü. Aynen. Yani anne baba unutturmuyor o kültürü. Unutturmuyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bu çok önemli bir şey. Şimdi tabii, yıllar önce ben 14-15 yaşındayken benim dedem bana bir bağlama almıştı. Yani belki de 12-13 yaşında, tam hatırlamıyorum. Evet. O süre zarfında mesela benim dedem böyle otururdum, hele bana şunu çal falan derdi. Bu çok önemli. Yani ailenin de biraz desteklemesi lazım, biraz yönlendirmesi lazım. Müziğin de şöyle bir katkısı var. Yani sadece bağlama için söylemiyorum. Bağlama bizim halk sazımız olduğu için söylüyorum. Onu da çalsınlar. Ama mesela piyanoyu da öğrensinler, gitarı da öğrensinler. Çünkü piyano ve gitar da müziğin annesi babası bence. Aynen. Onun yanında da yöresel enstrümanlarımızı çalsınlar, türkülerimizi. Diyorum ya, özellikle burada doğup, Avrupa'da doğup büyüyen çocukların buna bence çok ihtiyacı var. Ki şöyle bir şey de var. Almanya'da mesela benim çok değerli dostlarım var. Yeni böyle bağlama derslerine gidiyorlar. Yani sadece çocuklar değil, aileler kendileriyle beraber. Anneler de gidiyor, babalar da gidiyor. Bu da çok güzel bir şey. Tabii Türk halk müziğini yaşatmak adına, alttan gelen nesillerle buluşturmak adına gerçekten çok önemli buluyorum yani. Çocukları çocukken nasıl yetiştirirsem büyüyünce de öyle kalıyor abi. Kültür, ev, aile çok önemli. Ailenin içerisindeki çocuk anneden babadan ne görüyorsa, aynen öyle, saygı görüyorsa büyüyünce de saygı, işte şiddet görüyorsa büyüyünce çocuk şiddete meyilli kalıyor. O yüzden müziğe devamlı meyil versinler ki, öğretsinler ki, çünkü dediğim gibi türküsü olmayan insan kötü, sevmeyen insan zaten kötüdür. Ya işte uzak duruyorsun. Yani biz bu anlamda aslında çok şanslıyız. çünkü ülkemizin 7 bölgesi kültür mirasıyla dolu. Her yerde ama. Her yerde. Ben mesela biraz da hani böyle araştırmayı, ülkemizi de tanımayı seviyorum. Bilmediğim şeyi öğrenmeyi seviyorum. Sen şimdi az önce Göbekli Tepe'den bahsettin ya. Göbekli Tepe dünya tarihinin akışını değiştiren bir yer oldu. Yani belgeselini izlemeyenler varsa izlesinler. Aynen. Ben abi Göbekli Tepe belgeselini mesela TRT çekmişti. Ben defalarca defalarca izliyorum. Niye? İzlemeye doyamıyorum. Yani böyle bir şey bizim ülkemizde göründü ve belki dünya tarihinde bilmediğimiz o bölgede, o yörede o kadar çok şey var ki sadece orasıyla da sınırlı değil. Eğer Göbekli Tepe varsa orada başka yerler de vardır yani. Çok şeyler var abi. Çok şeyler var. Çok şey var. Açılacak da zaten. Mutlaka. Şimdi bak, Ali İmdat Demir İzmir'den selamlar, kolay gelsin demiş. Kemal Kaluk, selam İlker Bey, selam Hüseyin Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Cengiz Zeynep selamlar Urfa'dan demiş. Urfa'ya selam olsun. Eyvallah. Cahit Facebook'ta şu an bizden bütün dostlara gelsin. Selam. Bu arada yayını arada sırada paylaşın lütfen. Ben unutuyorum söylemeyi, siz paylaşın. Kazım Özel selam aleyküm demiş. Aleyküm selam. Cahit Fidan Berat Doldur selam Hüseyin Bey, İsviçre'den selam olsun demiş. İsviçre'ye selamlar. Çok eyvallah. Değerli abim gelmiş. Bak çok değerli bizim sevgili Şahap Akagün abimin de çok değerli dostu. Sevgili Hüseyin Keskin Bıçak abim Amerika'da yaşıyor. Tanışıyor musunuz bilmiyorum. Urfalı. Selam söyle hemşerime, onu seviyoruz. İyi yayınlar İlker Can. Canım eyvallah, kardeşim. Çok teşekkür demiş. Ederim Hüseyin abi. Selam olsun. Hüseyin abi zaman zaman Londra'ya geliyor. Çok değerli bir abim. Çok sevdiğim bir abim. Zaman zaman Amerika'da canlı yayınlar yapıyor arabada. Ben de onu izlemekten keyif alıyorum. Selam olsun. Bizi de yalnız bırakmıyor. Selam olsun. Şu anda bilmiyorum selam Amerika'da olsun. Saat kaç ama herhalde öğle saatleri olması lazım. Hep bizimle beraber. Doğan Eda selam Kurtoğlu. Doğan Eda Kurtoğlu kral gelmiş, hoş gelmiş demiş. Eyvallah İstanbul'a selam selamlar. Cumartesi görüşürüz Doğan abi. Selam olsun. Selam olsun. Ne güzel ama bak dünyanın dört bir yanından mesajlar alıyoruz. Senin türkülerini dinliyorlar. Senin türkülerini seviyorlar. Hüseyin Karabulut'u burada görünce hemen geliyorlar. Sohbetini dinlemek istiyorlar. Bu çok güzel bir şey. Senin emeğin sanatçı dostlarımızın, sanatçı abilerimizin de emeğin çok senin. Sağ ol abim. Rabbim de ona göre kalbine göre, gönlüne göre versin inşallah. Amin. Herkesin. Herkesin. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Normalde de sevgili Hüseyin Karabulut'a söylüyorum. Bir insan gerçekten işi ne olursa olsun işini 10 numara yapabilir. Biz severek dinliyoruz türkülerini, eserlerini, yorumunu ama ben sevgili eyvallah. Hüseyin Karabulut'un her şeyden önce alçak gönüllülüğünü gerçekten çok seviyorum. Böyle dost çok canlısı. Teşekkür ederim abi. Sadece burada değil, emin olun yani bilenler vardır ama bilmeyenler için, belki seni ilk defa görenler için söylüyorum. Benim için önemli bu çünkü. Böyle yayınlar dışında da biz her zaman böyle görüşürken abi, kardeş, dost, arkadaş bu şekilde bir diyalogumuz var. Benim birçok insanla da abi. Öyle biliyor musun sevgili Hüseyin? Yani hani biraz da frekansla alakalı. Tabii bazı dostlarımız var. Onlar biraz farklı frekanstalar. Hüseyin Şahap abiyle falan yayındayken de şey yaptık. Aslında ben şöyle bir yapıdayım. Yani biri hani mesela biri bana bir adım geliyorsa 3 adım giderim olayı var ya. Abi bana biri bir geldi. Elektrik. Ben, yani. Elektrik çok önemli. Elektrik çok önemli. Bir de aynen. Abi senden de kaynaklıyor. Sen iyisen hı-hı. Zaten sende kötülük yoksa insanlar sana kötü bakamaz ki. Mutlaka. Yani diyorum ya mesela hani derler ya. Ben hep bu felsefeyle yürüdüm yani. Aynen öyle. Yani bende biraz bir şey var. Ben mesela bana bir gelene 3 değil ben 10 adım gidiyorum abi. Yani genelde böyleyim. Ve sevgili Hüseyin'i de ben gerçekten uzun zamandır yayınlarda görmeyi istiyorum. Bende de var abi. Bende de var. Biz bir de tarihler belirlemiştik. Bir dönem böyle öyle bir şey oldu ki 5 gün yayın yaparken 7 güne çıkardık. Sevgili Hüseyin Karabulut'u uzun zamandır yayınlarda görmeyi istiyordum. Bugüne kısmet oldu. Vallahi çok mutlu oldum. İyi ki sağ de ol abi. Benim için onurdu. Sağ ol abim. Bak Süleyman Turanoğlu bizimle beraber demiş ki sevgili kardeşim İlker programınız çok iyi gidiyor. Konuğunuz Hüseyin Karabulut hoş gelmiş. İkinize de saygılar, sevgiler, selamlar demiş. Selam olsun. Eyvallah. Selam olsun. Abi bir şey diyeceğim ya. Böyle şimdi sevgili Hüseyin Karabulut yayını belki yeni açanlar vardır. Hüseyin Karabulut Urfa'da yaşıyor. Urfa'dan dünyaya sesleniyor. O güzel eserlerini Urfa'dan paylaşıyor. Tabii Türkiye'nin dört bir yanında, Avrupa'nın dört bir yanında teklifler var. Koronadan dolayı şu an bekliyor. Ama inşallah etkinlikler başlayacak. Ne zaman da abi İstanbul'daki önümüzdeki hafta ne zamanda? 18 Temmuz'da abi. Yarın akşam şeydeyiz. Necip Özbek restorandayız. Urfa'dayız. Hı hı. Cuma günü de cumartesi günü de şeydeyiz. İstanbul Avcılar. Cumartesi İstanbul'daki günü, dostlara duyurulur. Şimdi özellikle İstanbul'a biliyorsun Avrupa'dan gelen çok değerli dostlarımız var. Urfa'yı çünkü gezmek isteyen dostlar da olabilir ki benim bir Urfa gezi hayalim var. Onu da sana söyleyeyim. Geldiğimde mutlaka görüşürüz. Mutlaka bekliyorum abi seni. Mutlaka bekliyorum. Bende biraz şey var. Böyle işte dronlarla yerden, havadan böyle çekim yapma hastalığı var. Onu Urfa'da yapmayı çok istiyorum. Hem gezmek istiyorum. İnanılmaz görsel yerlerimiz var. İnanılmaz olmaz görsel mı? Yerlerimiz var. Gelince mutlaka abi olmaz mı? Götüreceğim seni. İnşallah abim. Ama onun dışında da benim değerli dostlardan ricam Hüseyin Karabulut Official Instagram sayfası Hüseyin Karabulut Official. Burayı takip edin. Burayı neden takip edin istiyorum. Şimdi yeni klibi paylaştılar. Klibin dışında orada bizimle ilgili de çok güzel paylaşımları var. İşte mesela önümüzdeki hafta neredeyiz? Bu hafta buradayız. Avrupa'ya geliyoruz. İstanbul'dayız. Türkiye'nin 4000 yanında konserler oluyor. Onları da görebilirsiniz. O yüzden Hüseyin Karabulut'u lütfen Instagram'dan takip edelim değerli dostlar. Eyvallah. Şimdi ben şunu istiyorum ya. Hüseyin Karabulut şu an Urfa'da evinde. Böyle biz bir dinlesek. Mesela desek ki bu akşam mesela yayın olmasa Hüseyin Karabulut evinde, evinin bir köşesinde hangi türküyü söylerdi kendi kendine? Bağlamanın akortu yok, yoksa sana bir sürprizim oynatsa da. Okuyayım sana bir tane abi. Hiç sorun değil. Sabahın seheri esiyor eller, sabahın seheri esiyor eller. Sana nasıl yandığımı bilmesin eller, ne bilsin eller, bilmesin eller. Sana nasıl yandığımı ne bilsin eller, ne bilsin eller, bilmesin eller. Duydum ki hep bizi konuşur diller, duydum ki hep beni konuşur diller. Benim sana yandığımı ne bilsin eller, ne bilsin eller, bilmesin eller. Benim sana yandığımı ne bilsin eller, ne bilsin eller, bilmesin eller. Bilmesin eller. Yüreğine sağlık. Ne güzel söylüyorsun, ne güzel okuyorsun. Ben yayının başında söylemiştim. Böyle Hüseyin Karabulut'u yani sabaha kadar dinle. Mesela bizim Avrupa'dan Türkiye'ye arabayla gelen dostlar var ya. 3 gün sürüyor yolculuk. 3 gün Hüseyin Karabulut'u dinleye dinleye Türkiye'ye gidersin yani. Vallahi. Abi sona gelip beni burada dövmesinler. Seni orada canlı canlı dinlemek için var ya Urfa'ya direkt derler ki ya hadi Urfa'ya gidelim. Şimdi bu söylediğin... Bu güzel dileklerin için çok teşekkür ediyorum. Bu söylediğin eser senin önceki albümdeydi değil mi? Vardı değil mi bu? Yok bunu ben çok severek dinlediğim bir türkü. Aysel okumuştu. Ankaralı Coşkun okumuştu. Bunu yap ama. Çok güzel. Bu hareketli, biraz hareketli o kadar. Ben bunu sen biraz daha böyle... Sen bu şekilde yap lütfen. Ama lütfen senden ricam en kısa sürede at. Facebook'a at, YouTube'a at. Her yere at böyle. Bu çok güzel. Sana çok yakışan bir eser. Tuzak kuruyorlar abi. Tuzak kuruyorlar. Söyleme hemen gidip çıkartıyorlar. Ha. Hemen. Evet. Maalesef. Şahap abinin güzel bir lafı. Şahap abinin güzel bir lafı var diyor ya. Lafı tamamı derneğe söylenir. Doğru. Şimdi Şahap abiyi çok çok seviyorum ve yani şunu söyleyeyim, müzik piyasasında ben az önce de söyledim ya, elbette çok çok değerli arkadaşlarımız var, çok değerli insanlar var ama bazı dostlarımızla, bazı abilerimle daha böyle farklı oluyoruz yani, daha böyle dost, daha böyle abi kardeş olabiliyoruz. Şahap abi de onlardan bir tanesi. Şimdi abi bu yola, özür dilerim İlker abi, bu yola ben çıktığımda benim yanımda çok değerli büyüğüm yine Latif Doğan, selam olsun. Şahap abi, Yağız abi, bunların hepsi benim yanımdadır. Küçük gibi olsun. Bunlar her zaman yani yan yana olmasak da yüreklerimde olduğumu biliyorum ki bu klibimi de hepsi de yayınladı. Zekeriya Ünlü olsun ustamız. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani bizi aslında bilen de çok var. Meslektaş olarak diyorum. Evet. Olabilir. Ya her sektörde olduğu gibi, her sektörde aynen olduğu gibi bu sektörde aynen de var. Müzik sektöründe, sinemada, tiyatroda bu daha fazla. Yani belki birbirini çekememe, belki kıskançlık. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Mesela ben hayatım boyunca Ya mesela radyo programı yapıyorum abi. Çok iyi radyo programcıları da var. İşini çok iyi yapabilen insanlar da var. Yapamayan insanlar da var. Bocalayan insanlar da var. Ama şunu düşünüyorum. Herkes olmalı. Herkes yapmalı. İnsanlar izleyip dinleyip kararını vermeli diye düşünüyorum. Sonrasında şunu söyleyeyim. Mesela kendi ışığına güvenenin başkasının ışığından rahatsız olmayacağına inanıyorum. O yüzden mesela ben kendi işime odaklanıyorum. İşini iyi yapan müzisyenlerin de sadece kendi işine odaklandıklarını biliyorum. Hani bir söz var ya, kaliteli insan işiyle, diğerleri kişiyle uğraşır. Şimdi aynen, kişilerle uğraşan insanlar yok mu? Var. Yani sosyal medyadan seni karalar, başka hesaplardan girer, aynen, yanlış aynen, şeyler aynen, yazar. Aynen. Belki sana hakaret eder, özel mesaj gönderir. Yani bunların hepsini herkes yaşıyor. Bütün sanatçılar, bizler de yaşıyoruz. Hani güzel bir laf var ya abi. Güzel iş yaptığın zaman alkışlamayanlar, aynen, düştüğünde dedikodunu yaparlar diye. Ama aynen, ben hiç o taraflara bakmıyorum, biliyor musun İlker abi? Bak ne güzel, şu an Londra'dasın. Hı-hı. Kilometrelerce uzaktasın. Hı-hı. Buradan seninle ne güzel aynı yürek olmuşuz. Güzel şeyler konuşabiliyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Bizi alkışlayanlar zaten yanımızda, alkışlamayanlar da alkışlıyorlar ama bizim görmemizi istemiyorlar. Olsun, evet, onlar da bizim canımız. Bizi herkes alkışlarsa zaten biz bir şey olamayız. Tabii. Şimdi geçen isim vermeyeceğim de çok değerli, o da çok sevdiğim değerli arkadaşım, yayındayken Instagram hesapları ile ilgili konuştuk. Dedi ki abi, dedi, biliyor musun, dedi, elbette bizi takip eden insanlar, dedi, bazı, dedi, sanatçı dostlarımız, dedi, yani dost bildiklerimiz, evet, dedi, geliyorlar, diyor, özellikle benim, diyor, Instagram sayfamı beğenmiyorlar. Tamam mı? Ya böyle bir şey olamaz. Şimdi mesela ben Instagram'da bana defalarca şey geliyor. Abi, diyor, sana işte satın alıyorsun. İşte Instagram sayfansı 100.000 yapalım diyorlar. Ya şu anda mesela beni 1500 kişi takip ediyor. Değerli dostumuz. Ben bir de insanlara böyle rakam gözüyle bakmayı sevmiyorum. Yani benim 80.000 takipçim var diyorlar. Hayır, sana 80.000 değer veren insan var orada. Benim 1500 abi, takipçim var. Abi çok güzel bir şey değindin İlker abi. Hı-hı. Çok güzel bir şey değindin. Benim arkadaşım bana sürpriz yapıyor. Benim adıma takipçi alıyor. Hı-hı. Ya bir baktım, ana, 50.000 takipçim oldu. Hı-hı. 3.000 takipçim vardı. Hı-hı. Abi video atıyorum, 300 kişi izliyor. Ya 50.000 takipçim var benim. Hı-hı. Yani. Anında abi kapattım onu. Hı-hı. Kendime yeni açtım. Hı-hı. Hiç öyle şeylere de girmiyorum. Bizi 10 kişi de izlese biz de olduklarını hissedelim, yeter bizim için. Ya tabii, yani ben bunu söylüyorum ya. Yani insanlara, sana değer veren, senin şarkılarına ya da bizim programlarımıza değer veren insanlara sadece bir rakam gözüyle bakmak doğru değil. Yani bizim de takip ettiğimiz asla. İnsanlar var. Ya şimdi bir de şöyle bir şey, ya senin ne kadar takipçin var? Benim eskiden çocuklar dedi ya, benim babam senin babanı döver. Yani şimdi böyle saçma sapan bir şey. Ben o yüzden şunu söylüyorum. Bize değer veren, bizim yayınlarımızı izleyen veya senin türkülerine değer veren, sana değer veren, seni dinlemek isteyen, değerli vaktinden ayıran 1000, 1500, 2000 değerli insan var. Bu böyle bakmak lazım. Ha, bu rakam yarın öbür gün 200.000 de olabilir, 1 milyon da olabilir. Ama bu 1 milyon kişi bizim için sadece rakam olmamalı. Yani bize değer veren insanlar. Çünkü o değerli insanların mesajlarıyla bu yayınlar gerçekleşiyor. Mesela ben yayınlarda şunu da söylüyorum. Elbette mesajlarınız önemli ama bu değerli sanatçı dostlarımızın da türküleriyle bu programlar gerçekleşiyor. O yüzden değer vermek lazım. Değer bilmek lazım. Kıymet bilmek lazım abi. Aynen abi. Filiz Avcı demiş ki mütevazi olmak gerekir bu camiada demiş. O da meslektaşın kardeşime selam olsun. Selam olsun. Eyvallah. Yani tabii bazı şeyler biraz da kişilik, karakter meselesi değil mi sevgili Hüseyin Karabulut? Yani değerli dost. Yani varsa vardır, yoksa yoktur gibi geliyor bana. Vallahi ben hep şöyle düşünürüm. Müzisyen ne kadar sağlam olursa olsun %30'u, %80'i edep olacak abi müzisyende. Doğru söylüyorsun. Bence. Müzisyende edep olmazsa ağzında kuş da tutsan boş abi. Halk seni böyle alır, tak. Aynı fikirdeyim. Yani kusura bakmasın, herkes İbrahim Tatlıses olamaz. Mümkün değil. Her şeyi tabii yerine yani bak, adam ustamızdır, bizim imparatordur. Aynen. Yıllardır yok. Hı-hı. Piyasayı görüyoruz. Aynen öyle. Bunu zaman zaman özel dostlarla da konuşuyoruz. Yani. Gerçekten inanılmaz o anlamda bir boşluk var. Yani kolay kolay da dolacağı benzemiyor o boşluk. Ama varlığı yetiyor, biliyor musun? Ben geçen, yani dostlarla sohbet ediyoruz tabii. Instagram'dan takip ediyorum. Zaman zaman güzel videolarını görüyorum. Elbette yaş da ilerliyor. Sonuçta sağlık sorunları da var. Belki ayakta kalmak için kullandığı ilaçlar var. Kolay bir şey değil. Onu görmek bile yetiyor, biliyor musun ya? Yani onu görmek bile yetiyor. Yani söz bulamıyoruz işte maalesef. Aynen öyle. Ama inşallah kısa zamanda bir sürpriz olacak. İnşallah. İnşallah. Bak Filiz Avcı demiş ki aynen öyle. Bazen çok severken bir anda nefret ediyoruz bazılarından. Yani, valla oluyor ya. Ben yani ne yalan söyleyeyim, oluyor yani. Çok olmuştu. Yani baba alçak gönüllü diyoruz ya. Alçak gönüllü. İşte burada diyor ya, kime güveneceksin o zaman? Aynen öyle. Kime güveneceksin? Baba kime güveneceksin? Ben bunu paylaştım mı bilmiyorum. Selam İlker Bey, konunuz Hüseyin Karabulut. Selam, yolu bahtı açık olsun demiş. Nurten Selma. Paylaşmadım herhalde. Paylaşmamışım. Eyvallah. Selam bütün olsun. Canlara selam olsun. Senden bir canlı türkü daha dinlesinler mi? Okuyalım abi. Ne okuyalım? Böyle evde sen neler söyledin? Az önce çok güzel bir eser söyledin. O yüzden ben istemiyorum. Sana bırakıyorum. Güzel bir Urfa türküsü okuyalım o zaman. Olur. Atımı bağladım İğde dalına, oturup ağladım yarın yoluna, yarın yoluna. Oturup ağladım dedim yarın yoluna, yarın yoluna. Sardı ciğerimi dermansız bir dert, şimdi ağlıyorum kendi halıma, yarın halına. Şimdi ağlıyorum kendi halıma, yarın halına. Oğul akşamın anasını gör, köleyim ben anasını gör. Aç bağrımın ane ane, yarasını gör yar. Seni bana yar etmediler, le 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 le. Hele git başımın ane, çarasını gör yar, çarasını gör. Dedim uzun havadan da kurtulalım. Yüreğine sağlık vallahi, var ya öyle. Eyvallah öyle, abim öyle güzel ki böyle tek başına enstrüman olmadan türkü söylemek, şarkı söylemek de çok kolay bir şey değil. Gerçekten ama gerçekten yüreğine sağlık değerli dost. Bak burada alkışlar havada uçuyor. Filiz Avcı can hemşon demiş. Alkışlar göndermiş. Eyvallah. Nurten Selman alkışlar göndermiş. Bingöl'den çok değerli dayım Bülent Gayrınalı ehe da budur demiş. Tabii ben İlker abi sahnede böyle hep türkü formatında da gitmiyorum. Onu da söyleyeyim. Sanat müziğinin dışında bende yok yani, onu söyleyeyim. Yani mutlaka tabii Türkiye'de müzik yapıyorsan, sahne yapıyorsan arabesk de söylüyorsun, aynen, türkü de söylüyorsun. İstekler oluyor, geliyor. Dedin ya abi işte önüne gelen kaset çıkartıyor, şarkı çıkarıyor dedin ya. Yani bizim büyüklerin bir lafı var. Hani er meydanda derler ya. Önemli olan orada insanlarla, yani insanları kendine bağlamak kadar güzel bir şey yok. Sahne mutlaka çok önemli bir şey. O yüzden bu konuda mütevazı olamayacağım. Sahnem iyidir yani. senin sahnen gerçekten 10 numara. Ben senin sahne videolarını da izliyorum. Ben sevgili Hüseyin Karabulut'u canlı hiç dinlemedim ama şimdi artık hani teknoloji de var, internet var. Görüyoruz abi, iyi kötü anlıyoruz onu. Senin sahne videoların falan çok güzel, çok keyifli. Ben çok gerçekten bunu yürekten söylüyorum. Türkiye'ye geldiğimde İstanbul'da olur, Urfa'da olur ki Urfa'nın bizim için ayrı bir yeri var. Çünkü benim çok sevdiğim, çok değerli Kirvem Urfalıydı, Viranşehirliydi. Allah mekanını cennet eylesin. Çok kaliteli bir insandı, çok değerli bir insandı. Urfa'nın bizde o yüzden ayrı bir yeri var. Urfa'ya da geleceğim. İlker abi, Urfa'da evim var. Urfa'da evim var. Türkiye'nin neresinden gelirsen gel. Yeter ki bir alo de, biz hemen yanındayız. Sağ ol abim. Sağ ol abim. Bak Doğan Eda Kurt. Senin gibi güzel, yüreği güzel insanlar çok az, biliyor musun? Sağ ol abim. Çok teşekkür ederim. Samimiyetlik çok önemli. Sen de öylesin. Sen de öylesin. Sen de öylesin. Doğa Eda Kurtoğlu demiş ki ağzına sağlık değerli kardeşim, duygulandırdın bizi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Cumartesi onu daha çok duygulandıracağım inşallah. Şimdi ben 6. yılım bu radyo programlarında. Birçok sanatçı dostumuzu misafir ettim. Evet. Herhalde böyle çok nadirdir şarkı istediğim. Hatta yok denebilir çünkü hatırlamıyorum istek istediğim şarkı. Ama senden bir istek rica etsem. Vardır sende. Çok sevdiğim bir abi, Urfa türküsü. Yoksa da Google amca var, sıkıntı yok. Yok sen bilirsin onu. Ben çok seviyorum bu türküyü de. Bir Urfalı'dan, bu işi iyi bilen, gönlü yüreği güzel bir Urfalı değerli sanatçı olan Hüseyin Karabulut'tan dinlemek istedim. Urfa'ya paşa geldi. Urfa'ya paşa geldi. Tahta tamaşa geldi. Urfa'ya paşa geldi anam. Urfa'ya paşa geldi. Halka temaşa geldi anam. Halka temaşa geldi. Bir elim yer koynunda anam. Bir elim yar koynunda, bir elim boşa geldi anam, bir elim boşa geldi. Hanım endilim hani anne, hanım endilim hanı. Durmaz parmağım kanı anam, durmaz parmağım kanı. Ellerin yâri gelmiş anam, ellerin yâri gelmiş. Benim sevdiğim hanı anam, benim sevdiğim hanım. Yüreğine sağlık, yüreğine sağlık. İnşallah doğru okuduk bilmiyorum ama. 10 numara vallahi, böyle nasıl tüylerim diken diken, inanır mısın? Benim çok sevdiğim, çok güzel bir türkü. Urfa türküsü. Urfa halk türküleri gerçekten dünya var oldukça olacak eserler işte baba. Yani kaç yıl önce okunmuş. Hı hı. Hala abi eser, yaşanmadan hiçbir eser yazılmaz. Öyle. Yaşandığı için o eserler unutulmuyor. Öyle. Öyle. Aynen. Bayram Karakaş bizimle beraber. Hayırlı yayınlar Hüseyin Karabulut kardeşime, başarılar dilerim. Her şey gönlünce olsun. Almanya'dan selamlar demiş. Bayram Karakaş. Eyvallah. Selamlar olsun. Bu arada İlker abi, Facebook'ta ben göremediğim için yazan dostlarımıza, herkese buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Lütfen gönlünüz bizde kalmasın. Selamlar olsun. Varsa herhangi bir isteğiniz söyleyin. Yavaş yavaş da bu keyifli sohbetin sonuna geliyoruz. Bak zaman nasıl geçti vallahi anlamadık. Sevgili Hüseyin Karabulut benim değerli dostum. Şimdi. Eyvallah abim benim. Sahne çalışmaları devam ediyor. Bu hafta sonu İstanbul'da 18'inde değil mi abi? 18'inde. Abi yarın akşam Necip Özbek restorandayız. Bütün Urfa hemşehrilerini bekliyoruz. Çünkü yeni bir mekan. Çok güzel bir mekan. Hı hı. Ailelerle gelebileceği alkolsüz bir yer. Hı hı. Sabahsı da uçuyorum İstanbul'a. İstanbul'daki de dostları bekliyoruz. Bu süreçte güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir nebze de olsa mutlu edebilirsek ne mutlu bize. 18'i miydi Hüseyin? Sevgili Hüseyin. Aynen 18 Temmuz İlker abi. 18 Temmuz'da İstanbul Avcılar'da, ama Hüseyin Karabulut'un Hüseyin Karabulut Official sayfayı takip edin lütfen. Instagram hesabı bizimle ilgili çok güzel şeyler yazmış ya. Onları da görün. Onları görün diye diyorum zaten, takip edin. Çok teşekkür ederim abi. Bizimle ilgili bir şeyler paylaşmış. Altında da yorumlar yazmış. Bir takip edin bakalım. Neler yazmış bir. Bir abi, bakın bir. Abi İlker'le hayat güzel. Gerçekten güzel. Onlar da takip etsinler lütfen. Sağ ol abim. Sağ ol abim. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim abi. Gerçekten benim. Ama gerçekten bu güzel yayınlar senin gibi değerli dostların, değerli sanatçı dostların katılımıyla çok güzel oluyor. Bu yayınları aslında mesela 2 yıl önce ben yapmıştım ama o zaman böyle görüntülü alma şansım olmamıştı. Şimdi son böyle 3-4 ayda bu koronavirüs döneminde başladık ve çok keyifli olmaya başladı. Ben takip ediyorum, izliyorum abi. İnanılmaz güzel geçiyor. Çok güzel geçiyor ve devam etmek istiyorum işin doğrusu. Bu süreçte böyle biraz farklı bir format oldu. Farklı bir şey oldu. Sadece Avrupa'da değil, Türkiye'den çok güzel tepkiler alıyorum. Dünyanın dört bir yanından böyle gitsin istiyorum. Aynen. Buradan hiç unutmayalım abi, bizim değerli dostumuz Derya Can'a da selam olsun. Çok can dostuma selam olsun. Gerçekten aynen. Çok değerli, çok kıymetli. Onu da misafir etmiştim. Derya Can da çok değerli dostumuz, ortak dostumuz. Selamlar olsun. Bugün galiba dün doğum günüydü. Bugün doğum günü. O kısa bir tatile gitmişler. Onu da gördüm. Pazartesi mi? Salıydı doğum günü. Buradan doğum günü kutlayalım. Öyle bir şeydi. Doğum günü kutlu olsun. Huzur dolu ömrü olsun. Şimdi böyle yavaş yavaş yayının sonuna geliyoruz sevgili dostum Hüseyin Karabulut. Bitti mi abi ya? Bitiyor. Ama seni öyle hemen göndermem daha. Daha var zamanım. Seni öyle hemen göndermem. Şimdi tabii özellikle ben Kime Güveneceksin son projen olduğu için programın başında bahsetmiştik. Onu canlı okuyacağım sana abi. Senden onu rica ediyorum. Çünkü gerçekten önemli. Ben birazdan tekrar albümden de çalacağım. Senden sonra da eserleri çalmaya devam edeceğim ve şunu gerçekten bilmeni istiyorum. Sadece bugün değil, Hüseyin Karabulut her zaman Dost FM Londra'da türküleriyle, eserleriyle hep bizimle beraber. Ben yeni projelerinde de gerçekten seni bu platformda görmekten çok büyük onur ve mutluluk duyacağım. İnşallah. Senin gibi güzel bir dostu da tanımak, dostu olmak benim için bir onur. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki güzel bir dostsun. Çok teşekkür ediyorum sana. Kime güveneceksin de dostlarımız için böyle bir seslendirelim mi? Onunla mı kapatıyoruz diyorsun? Ondan sonra son mesajlara bakar veda ederiz. Eyvallah. Bu ne kanlı zamandır, kime güveneceksin? Tabii dertten yamandır o, kime güveneceksin? İyi mi? Sözlerini unuttuk, gördün mü abi? Uzaktan ettim nazar, bu pazar başka pazar. Can cana kuyu kazar oy. Kime güveneceksin? Uzaktan ettin nazar, bu pazar başka pazar. Dost dosta kuyu kazar oy, kime güveneceksin? İşte çoktandır türkü söylemeye biliyor musun abi? Tabii. Eyvallah. İnşallah en kısa sürede sahne çalışmaları başlar. Yoğun bir şekilde. Bir de kulak şeye alışmış ya, o melodiye alışmış. Aynen. Alamayınca müziği. Aynen öyle baba. Hiç sorun yok. Biz seni keyifle dinledik. Keyifle izledik. Teşekkür ederim abim ben. Gerçekten keyifli sohbetin için, canlı seslendirdiğin eserler için, beni bugün kırmadığın için, bu platformda bizlerle buluştuğun için çok teşekkür ediyorum sana. İnanılmaz bir keyif aldım. Rabbim senin de abim yolunu bahtını açık etsin. Amin. Çok güzel bir insansın. Sağ ol abi. Zaten o güzelliğin, yüreğinin güzelliği yüzüne vurmuş. İyi ki varsın. Sağ ol. Ben bu akşam çok keyif aldım, onur duydum. Kazım Özel, Hüseyin Karabulut selam olsun demiş. Kazım Özel selam olsun. Eyvallah. Kazım kardeşimize. Ben herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten mesajlarıyla yayına hayat veren dostlara teşekkür ediyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi her zaman seninle olmak bizi çok mutlu edecek. Onur verdin, şeref verdin. Türkiye'ye geldiğimde mutlaka göreceğim, canlı dinleyeceğim. Türkiye'ye giden dostlar da... Onur duyarım, şeref duyarım. Abi gelmeden, yani görmeden gidersem vallahi küser, sana söyleyeyim. Çiğ köfte yemeye geleceğiz. Çiğ köfte yemeye geleceğiz. Abi sen bir gel. Sen bir gel. Bir 5 kilo al git. İnşallah. Şahap abi, şimdi Şahap abiyle geçen görüştüğümüzde Şahap abiye diyorum ki yayındayken dedi ki aşı çıkmadan sahneye çıkmam dedi. Tamam mı? Ondan sonra dedi ki programdan sonra görüşürken dedim ki Şahap abi dedim Türkiye'ye gelmek istiyorum. Seni görmek istiyorum dedim. Elini öpmek istiyorum. Sana sarılmak istiyorum dedim. Diyor ki aşı çıkmadan olmaz diyor. Aşı çıktıktan sonra diyor ki aşını ol diyor. Aşını ol gel diyor. Ondan sonra görüşürüz diyor. Yani ben işin doğrusu geleceğim Türkiye'ye de bu sıralar böyle hani havaalanı yoğun oluyor. Uçaklar yoğun oluyor. Yani bilmiyorum aynen, böyle biraz tedirgin oldum. Türkiye'deki dostlara da soruyorum. Ya geleyim mi? Atmosfer nasıl? Falan filan. Gelmek istiyoruz tabii. Özlüyoruz yani. Özlüyoruz baba. Yavaş çok teşekkür ediyoruz abi, düzeliyoruz inşallah. İnşallah. Biraz daha dikkatli olursak. İnşallah. İnşallah. Şimdi Erol Şimşek gelmiş, son dakika bir mesaj göndermiş. Okumazsam bana der ki bak ben mesajımı okumadın, görmedin mi? Gördün de okumadın mı? Dur paylaşayım onu da sonra veda edelim. Erol Şimşek çok değerli. Edinburgh'da yaşıyor, mesajlar gönderiyor ama böyle şiir tadında mesajlar. Bir de bir dönem Urfa'da yaşamış. Tamam mı? Urfa'yı iyi bilen bir dostum. Baş tacı. Demiş ki söyle Hüseyin kime güveneceksin? İkram edilen taze demlenmiş bir bardak çay ya da mis kokulu bir fincan kahve, eski bir arkadaştan beklemediğin anda bir telefon, eve veya işe giderken trafikte hep yeşil ışıklar ve o güzel şarkıya yüksek sesle eşlik etmek, barış, mutluluk ve neşe dolu bir gün oldu yine. Tanrı'nın sizin yanınızda olduğunu ve bir yerlerden size gülümsediğini hissettiğiniz için ikinize de teşekkürler. Size özel yani şimşek gibi çaktı bak yine soy ismi gibi. Aynen. Size özel olduğu hissini yaşatan o garip ama hoş duygu ile dolu güzel bir gün diliyorum demiş Erol Şimşek. Eyvallah. Bizden de kucak dolu sevgiler, saygılar olsun. Tabii. Erol abimize. Şimdi her zaman gelen konuklarımıza böyle güzel mesajları var. Bir de biz özel de görüşüyoruz onunla. Bazen böyle mesaj düşmüyor, mesajını görmüyorum. Yayından sonra hemen yazıyor. Diyor ki gerçekten diyorum bunu merak ediyorum. Aynen böyle yazıyor. Diyor ki gerçekten bunu merak ediyorum. Hani gördün de mi paylaşmadın yoksa görmedin mi? Böyle değerli dostum selam olsun. Süleyman Turanoğlu demiş ki maşallah nazar değmesin kardeşim Hüseyin, ağzına yüreğine sağlık demiş. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Bayram Karakaş demiş ki gideceğiz inşallah memleketimize, Sivas'ımıza, Türkiye'mize selamlar demiş. Evet. Sevgili Hüseyin gerçekten zaman nasıl geçti anlamadık. Çok teşekkür ediyorum sana. Abi keyif aldım, çok teşekkür. Ben teşekkür ediyorum. Biz de çok keyif aldık. Hakkını helal et bize. Helal olsun, sen de helal et. Değerli dostlar da helal etsinler. Değerli vaktinden ayıran, bizimle beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum. Senin türkülerini dinlemeye devam ediyoruz. O güzel eserlerini dinlemeye devam ediyoruz. Klipleri izlemeye devam ediyoruz. Kime güveneceksin çok muhteşem. Teşekkür ederim abi. Diğer eserin Beni Sana Bırakmam da çok güzel eser. Onu da çalacağım şimdi. Onu da inşallah kliplendirirsin. Her zaman inşallah kapımız sana açık. Seninle beraber nice böyle programlarda, nice sahnelerde, nice kliplerle görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Senin sevenlerine, bizim sevenlerimize kucak dolu sevgiler, saygılar. Bu saate kadar bizi dinledikleri için. Her şey gönlünüzde olsun İlker abi. Urfa'ya selam olsun. Urfa'ya. Londra'dan Urfa'ya selamlar. Saygılar. Bizden de sana abim. Çok saygılar, teşekkür ediyorum abim.